Anam, neredesin ay anam babam? Yedi sene evvel kocam öldü. Kocam öldük sonra anam öldü. Anamdan sonra kocam öldü. Kocamdan sonra babam öldü. Bir senedi, bir buçuk senedi, ikisi de hepsi temizlendi gitti. Ben de mecbur kaldım kardeşlerimin yanına gitmeye, çocuğumu onu alıp da. Ben evlerine varmam, yurtlarından geçmem, hiçbir şey yapmam. Varayım orada iki beyde gösterdim. İki beyde 3-4 dönüm yer aldım. Oralar ağaç yaptı, o da yandı gitti. 20 ağaç birinden kaldı, 20 ağaç birinden kaldı. 2000 ağaç sığdırdım hadi ben o dağlara. Kendileri sürdü, aktardı, motoru döşlerinin altına aldılar. Ondan sonra bize vermediler, yandı gitti. Haydi kızım dedim, geriye kalanları dedim, bakalım gelelim dedim. Oraya vardığım zaman da bana diyorlar ki gelemezsin bu toprağa, gelemezsin, gelemezsin. Toprantı yaparız, bir tındı bırık çıkarı dağılır gelir. Ben de oraya vardım, bir patırtı kütürtü var. Ne bu diye bir tel edemedi, ne tarla kalmış, ne yol kalmış. Buna ne oluk, ne oluk bu dağ dedim, gel buna gel seni gömeceğiz dediler bana. Ben de durun bakayım, arayalım bakayım, adam gömme, söyle kolay mıymış dedim. Sür üstüne kepçeye dediler, kepçeci bir şey yetmedi. Git kepçeci buradan abam, git dedim, gitti, adam vardı gitti. Ondan sonra Hüseyin üstüne motoru bir kalktırdı. Ulan öyle olmaz, böyle olur. Ulan sürsene dedi. Onu duydum bari, kendini çıktığını da gördüm, motorun onu dedi. Ne yaptığımı hiç aklım ermez. Öldüm ise de bilmem. Yalnız motorun önde ağırlık demire tuttuğum aklım eren önde değilsin ben. O vaziyette hız çıkmazdım. Seyretti çocuğuma vardı. Çocuğuma küfür ederek çocuğum anacığım dediğini duydum. Benim çocuğum öldüyse de bilmem. Kaldıysa da bilmem. Çocuğumu depmeye vurdu. Onda telava sıçramış gitmiş bacaklarını gördüm motorun tekerinin arasında. Ne yapar orada onu da bilmem. Çocuğum ellemem, çocuğum ellemem. Benim çocuğum sahipsiz değil dedim. İşte bunu aklım ile başka bir şey aklım ermez. Ne ettiğimi, ne tuttuğumu bilmem, böyle oldu bu hareketler.
Kadınlarım geldi. Başka birileri mi geldi? Nahal olduysan Mehmet çağırmış. Hayır, Mehmet telefon etmiş. Geldi, ambulans geldi. Beni attılar. Çocuğum nerede? Çocuğumu getirin. Çocuk dursun. Benim çocuğum öldü. Benim çocuğum da. Bu hatıra var. Dıkandı. Telefonda daha dıkandı. Ha. Yangın geldi. Orada acık dıkandı. Teyzesi öldü, dıkandı. Ondan sonra dayısı öldü, dıkandı. Çocuğumu doktora götürdü. Dedim, yani gizli o hatıra varmış. Çocuğum hap kullandı. Şimdi ben haplarda daha acık çentede. Kendiminki de gel çocuğumu kodak. Ben kullanmayayım. Dirine el koyun gene geçirdim. Her sabahı gene geçirdim ben de. Ben hiç iyi değilim. Ben hiç iyi değilim. Ben hiç iyi değilim. Bu yaşta bunu da gördüm ben. Hah, bu yaşta bunu da gördüm. Çocuğumu uçuyor. Yaşayayım da kaderim. Çocuğum orada çığırışı belli. Ne ettiklerini bilmem, ne tuttuklarını bilmem. Oturun önde benim aşım çıktı. Oturun ağırlığına tuttu. Ötede dönerim, beri de dönerim. Onu aklım verir. Başka hiçbir şey aklım vermez. Bunu yapan kardeşlerim, iki kardeşim, o desinler de bir şey yok. O desinler iyiyse de merhabam var, kötüyse de merhabam var. Bu iki kardeş ne olduysa, benim en kıymetli kardeşlerim bunlardı. Ne olduysa ne oldular, gözlerine kan bürümüş. Beni yemeği öldürmeye çalıştılar. Ölmedim de çıktım meydana. Ağaçlarımız var içinde. Koklediklerini koklediler, kuruttuklarını kuruttular. Bize de boşluklardan vereceklerdi sözde. Onları ekerlerken yok gelemezsiniz dediler. Ne kuyuda su verdiler, ne bir şey ettiler. Bunları kara kara bakındırdılar. Ama biz de bana ekmek ucumuz ama bize toprak vermiyor adamlar. Vermeyeceğiz dediler, çıktılar, gelemezsiniz. Hep babamın üstüne yazdırmış birazını. İki beğendi. Bize dedi kış açık şey yazdırıyormuş. Şimdi babam ölün süre araziye sahip çıktı. Babamdan yeri de vermezler. Deşe deşe. Buldukları yeri deşirler yazdan beri. Buldukları yeri deşirler yazdan beri. Ellerinde bir motor ne bileyim ben. 8 tane tarla deştikleri. Oran toprağın alları oradık öyle seslenmedik. Dur bakalım dedik. Ne olacak bakalım deriz. Her şey ben oldu. Başka bir şey olmadı. Önemli değil. Elinde çalış şey olmuyor. Elinde tutuluk. Parmaklarında bir ezilme var. Yani el kız, güzel bir. Böyle ha, böyle kıvrattı. Üçü de arızalı parmağım. Doktor Bağgum'a can seni dedi. Ağzımı yüzümü et diyor. Öyle. Benim başıma neler geldi. Şuna bir bakın. Askerler yaşlarımda dokuluk dedi. Ben de buradan bir tutsam aldım gösterdim. Sessiz gitti. Geçen pazar günü çok vahim bir olay yaşanmış Demirciler Köyü'nde. Kardeşini ziyarete gitmiş müvekkili ve orada Emine Çetin kardeşini ziyarete gidince babalarından kalma arazide bir çalışma olduğunu görüyor. Hiçbir şey kalmamış işte ağaç yok bir şey yok böyle bir kepçe gelmiş traktör var böyle darma duman bir durum görüyor. Böyle şeyleri görünce ne oluyor burada diye oraya bir bakmaya gidiyor. Ondan sonra işte çukur gibi bir şey var oraya. O çukurun üstünü ört ört diyorlar hatta. Yani orada böyle bir sataşma yapıyorlar. O onlara şey yapmıyor. Daha sonra traktörle kardeşi ezmeye çalışıyor. Kardeşi ezmeye çalışınca öteki kardeşi de sen iyi ezemiyorsun diye sür üstüne sür diye onu indiriyor. Kendisi 2-3 kere hamle yaparak traktörün altına alıyor resmen. İnsan öldürmeye teşebbüs, tam teşebbüs. Çok şükür ki bayağı bir elinde her yerinde hasar var ama canı gitmemiş. Yani şu şöyle bilinsin, kadınların haklarını onları döverek, söverek, öldürmeye çalışarak kimse yok edemez. Bu haklar yüzyıllardır mücadeleyle kazanılmış haklardır. Sırf eşi ölmüş, dul, mağdur diye o miras hakkını almasın diye döverek, söverek, bu şekilde zulmederek haklarını gasp etmeye kimse çalışmasın. Yetkilileri, sorumluları göreve çağırıyoruz. Bu suçlular bir an önce yakalansın, tutuklansın ve cezaları verilsin.